Annemin anlattığına göre Bulgaristan Şumlu'dan gelmişler. İstanbul'da Rami'ye yerleşmişler. Anneannem iki yaşında olduğunu söylerdi. Annesi vefat etmiş o küçükken. İkinci eşmiş annesi. Babasının ilk eşinden ablası vardı Hayriye teyze. Anneannemin annesi vefat edince üçüncüye evlenmiş babası. Rami de fayton koşuyormuş. Babasının iki faytonu, dört tane de atları varmış. Anlattığına göre Balkan Savaşı'nda göç etmişler Bulgaristan'dan haza bir İstanbul hanımefendisiydi anneannem. Bunları bana bir masal gibi anlatırdı. Çok güzel masal ve hikayeler biliyordu. Hala hatırımdadır anlattıkları. Misafir gelince en güzel elbisesini giyer, başına oyalı yemenisini bağlar, eline de ütülü mendilini alır, terliklerini ayağına giyer, öyle karşılardı misafirlerini. Halası öğretmiş nasıl misafir karşılanacağını, o da bize öğretirdi. Gençken ne giysen yakışır, yaşlılıkta daha bakımlı olmalısın dermiş halası. Canım anneannem, onu çok severdim. O da beni çok severdi. Genç yaşta 18 yaşındaki kızını kaybetmiş. Evlerde oturamamış, kırlarda dolaşmış. O yıllarda verem, uyuz çok yaygınmış. Uyuz olmuş teyzem. Bahçede leğende yıkanırmış, üşütmüş. Arkasından vereme yakalanmış. O yıllarda ben doğmuşum. 1942 yılı bir bahar sabahı, saat 5'te. 21 Nisan 1942. 23 Nisan'a iki gün kala. Annem loş yatağında bayram resmi geçidini seyrediyormuş. Camdan bakıp, o benim kızım da büyüse böyle başına kurdele taksam diye özenmiş. O yıllarda kolalı kurdele takılırdı. İlkokulda takıyorduk. Beni anneannem kızının yerine tutardı. Göbek adı olarak da teyzemin ismini vermiş. Fatma Saadet. Dedemden biraz söz edeyim. Anne dedem de Bulgaristan göçmeni. Onlar da Bulgaristan'dan Şam'a göç etmişler. Tabii o zaman Osmanlıların elindeymiş Şam. Fakat Orası çok sıcakmış. Bursa İnegöl'de akrabaları varmış. Gelin buraya, buranın iklimi daha iyi ve daha ucuz burası demişler. Dedemler de Şam'dan İnegöl'e göç etmişler. Dedem o yıllarda 6 yaşındaymış. Bir ablası, iki erkek kardeşi vardı. Onlar da ikizmiş. Komşular soruyormuş, bunlar nereden geldiler? Şam'dan deyince lakapları Şamlılar kalmış. İnegöl'de hala öyle anılırlar. Aile İnegöl'de epey genişlemiş. Rahmetli dayım Şamlı lakabını çok beğenirdi. Övgüyle bahsederdi. Bana Şamlı Ahmet derler derdi. Aile İnegöl'de arabacılık yapardı. İmalat yapıyorlardı üç kardeş. Deden marangoz işlerini yapar, ikiz kardeşleri de demir aksamlarını yaparlardı. O arabalar çiçek desenleriyle rengarenk boyanır, arkası arkasına takılırdı. Şimdiki tırlara yüklenen arabalar gibi. Ankara'ya giden yol geçerdi imalathanenin önünden. Taş yol denirdi o caddeye. Arabalar geçerken ses çıkarırmış halk çıkıp bakarmış Şamlıların arabaları geçiyor diye. Anneannem dedemle evlendiği zaman 15 yaşındaymış. Üç çocukları olmuş. Annem, dayım, bir de ölen teyzem. Dedemin babası İbrahim de savaşta şehit olmuş. Annemin babaannesi çocuklarını büyütmüş. Annem de çok severdi babaannesini. Koca anne diyordu ondan bahsederken. Büyük kızları Konya'nın kazası Ilgın'a evlenmiş. Oranın ağasıymış eşi. Çok davarları varmış. O zamanlarda mandıralar, süt toplayan kooperatifler yokmuş. Sütleri dökermiş annemin halası. Hayvanları kesince kavurma yapıp İnegöl'de oturan kardeşlerine gönderirmiş. Halanın kocası aklını yitirmiş. O yıllarda zincire bağlarlarmış aklını yitirenleri. Çok para harcamışlar tedavisi için. İyi olmamış, kaybetmişler. Hala üç çocukla dul kalmış. Fakir düşmüş eşe ölünce. İnegöl'e çağırmış kardeşleri. Dedemler bakmış onlara. İki oğlu, bir kızı vardı halanın. Beni de çok severdi. Büyük oğlu yeni evliymiş yine göle geldikleri zaman. Halanın gelini bana bakmış. Evlerimiz yakındı. Bir ev vardı aramızda. Annem iş yaparken o bana bakıyormuş. Ben ona Hüsniye teyze derim. Hala yaşıyor. Onu ziyaret ederim ara sıra. Durumu da pek iyi değil. Ramazanda zekat, fitre toplayıp götürürüm. Çok dua eder bana. İki oğlu da hayırsız olmuş halanın. Büyük oğlu tembeldi, hiç çalışmaz evde otururdu. Hüsniye teyze ev işlerine gidip beş çocuğunu büyüttü. Hesap Mehmetlerler de ona yine gölde. Ne ağa çocuğuymuş, tembel alışmış. Hayatı öyle geçti, bu dünyadan göçtü. Hüsniye teyze şimdi 87 yaşında. Bana baktığı zaman 20 yaşındaymış. Halanın bir oğlu da dayımın yanında çalışıyordu. Dayım da karoseri yapıyordu. Dedemin dükkanında kendi kendine öğrenmiş karoseri yapmayı. Bizi gezdirirdi çatısı çakılı kasa ile. Tabii önde motoru vardı. Hiç unutmuyorum. Çitli diye bir köye götürmüştü bizi. Orada çitli maden suları çıkıyordu. Çok su içmiştim kaynağın başında. Eve gelince istifra ettim. O günden sonra maden suyundan tiksindim. Dayım bir ara İstanbul Küçük Yalı'da karoseri dükkanı açtı. Benim yazları 12 ile 15 yaşlarım Küçük Yalı'da geçerdi. O zaman evler çok seyrek ve bahçeliydi, bostan derlerdi. Orada tarlalara çoğu salatalık ekerlerdi. Bir gün bostan bozumu varmış, bütün komşuları çağırdılar salatalık toplamaya. Ben orada çok salatalık yedim. Bir karın ağrısı tuttu beni, onu da hiç unutamam. Dayım halanın oğlunu evlendirdi. Düğününü yaptı dedemin İnegöl'deki evinde. Sonra İstanbul'a aldı. Eşiyle birlikte onlar da dayımlarda kalıyordu. Fakat Kadir abi uyuşturucu kullanmaya başlamış. Dayım keser getir dermiş, o çekiç getirirmiş. Çekiç getir deyince de başka bir alet veriyormuş. Çocukları olmuş, bir kız çocuğu. Dayım dayanamamış, işten çıkarmış. Tekrar yine e dönmüşler. Esra içiyormuş. Ve de içince bebeğin üstüne üflermiş. Karısı ihbar etmiş. Yılları hapiste geçti. Aileden kimse onunla görüşmezdi. Hapisteyken bir kadınla evlenmiş. Oradan çıkınca çocukları olmuş. Fakat aile onunla yıllarca görüşmedi. O da öbür dünyaya göç etti. Baba dedem de Yugoslavya'dan göç etmişler. Saraybosna, Banyalukadan. Onlar da İnegöl'e göç etmişler. Hayatta olan Cevriye Alam'ın anlattığına göre dedem 10 yaşında gelmiş Yugoslavya'dan. Kara e yerleşmişler. Sonra yine göle gelmişler. Dedeme Sami Ağa derlermiş. Yugoslavya'da büyük çiftlikleri varmış. Oradan lakapları Ceyvan'mış. Türkiye'ye göç edince Geyve soy ismini almış aile. Dedem beş kere evlenmiş. Benim babam Saffet ve halam Refiye dördüncü eşinden. Beşinci eşiyle evlendikten sonra dedem vefat etmiş. Ben o babaanneyi tanıyorum. Adı Sadiye'ydi. Benim babaannem Halime'ymiş. Sadiye babaanne Halime babaannenin amcasının kızı oluyormuş. Halime babaanne vefat edince onunla evlenmiş dedem. Ondan iki halam, bir amcam olmuş. Ben genç kızken amcam Verem'den öldü. O yıllarda Verem'den ölen çok oluyordu. Amcamın adı Ali, bir halamın Naciye. Büyük halam Cevriye hala yaşıyor. Bir tarih gibi. Şu anda 83 yaşında. Ben aileyi ondan öğreniyorum. Hafızası çok kuvvetli. Beni de çok sever. Senin yerin başka der. Şimdi kızı ve damadı ile oturuyor. Bir erkek torunu var, adı Tankut. Ali amca kitap okumayı çok severdi. Ben 13-14 yaşındayken kitaplarını bana verdi ben kitap okumayı sevdiğim için. "Senin olsun kitaplarım." dedi. Annem bütün kitapları yaktı verem olduğu için sana da verem bulaşır dedi. Belki de haklıydı. Bir de aşk kitaplarıymış. "Sen bu yaşta bunları mı okuyorsun?" diye beni epey azarladı. Hiç unutmuyorum, çok ağlamıştım. Kitaplar Leyla ile Mecnun, Yusuf ile Züleyha. Tahir ile Zühre gibi kitaplardı. Bir de dedemin ikinci eşinden olan Mustafa amcam vardı. O da bize dini kitaplar okurdu. Aklımda kalan bir sözü var amcamın. Bir fitne dokuz orduyu bozar derdi. İkinci eşinden iki çocuğu olmuş dedemin. Diğeri kız, gibi halam. Onların anneleri halam iki yaşındayken ölmüş. Nineleri büyütmüş. Onlar da kemik veremi olmuşlar. İkisi de kamburdu. Hiç evlenmemişler. İki kardeş beraber oturmuşlar. Amcam o yıllarda yonca satardı hatırlıyorum. Halam benim bütün çeyizlerimin antikalarını yaptı. Antika patiska kenarına yapılan bir iş. Sıçan dişi de derler. Hala kullandığım şeyler var çeyizimden. Gelin giderken Bursa'ya Ragibe halam yanımdaydı otobüste. Hiç evlenmemiş kadını bana sadıçlık yapmak için yanıma vermişler. Ben ise 16 yaşını doldurmamışım. Evlilik hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Halam bana dedi ki, eşinle beraber olurken besmele çek.'' Bir de Eltim'in ablası Ayşe abla, Selim'i üzme demişti. Bütün öğretilenler bunlar. Eltim Mükerrem babamın dayısının kızı. Ben ona abla derim. Yedi sene aynı evde oturduk. Kayınvalide, kayınpederle. Ben evlendiğimde ablamın bir kızı vardı. İkinciye hamileydi. Ben doğurdum. Ardından ablam da yine doğurdu. Oldu evde beş çocuk. Sami dedemin ilk ve üçüncü hanımlarından çocukları yoktu hayatta. Olmuş, ölmüşler. O yıllarda çocuk ölümleri çok oluyormuş. Dört eşi de ölmüş dedemin. Hepsini kızı olan kız almış. Durumu epey iyiymiş. Düğün dernekli alıyormuş takılar takarak. Hayatta olan Cevriye Alam anlatır. Onun annesini isterken sandıkla takı göndermiş. Fakat dedem beşinci eşini aldıktan sonra kaç yıl yaşamış bilmiyorum. Yalnız Sadiye babaannemin sonradan çok sefalet çektiğini hatırlıyorum. Akrabası vardı dedemin. İnegöl'ün tanınmış ailesi Bosnalı İbrahim Efendi. Manifaturacıydı. İnegöl'de onların evinde otururdu Ali amcam ve Naciye Alam. Sonra ev alındı Sadiye babaneye. Sadiye babane esmer ve de çok sigara içen biriydi. Ben öyle hatırlıyorum. Bizi severdi gittiğimiz zaman. Babam da ona epey yardım ederdi. Biz Naciye ve Cevriye halılarımızı çok severdik. Naciye halamın kocası pasifti. Hep halam çalışır, evi geçindirirdi. Zavallı halam. Hiç gün yüzü görmedi. Hayvan bakıp sütlerini satardı. Evlerine gidince bize mis gibi süt ikram ederdi. O sütlerin tadını hiç unutamıyorum. Şimdiki kutu sütlerinin tadını beğenmiyorum. Çok güzel baklava açardı. Bayramlarda gidince bize ikram ederdi. Nişasta, erişte, tarhana yapar, onları satıp evin geçimini sağlardı. Biz gidince çok sevinirdi. Giderken sokağın başına kadar bizi geçirir, komşulara da bunlar benim abimin kızları diye bizimle iftihar ederdi. Canım halam benim. Bir de ipek kreptamor mevlit örtülerinin kenarlarına iğne oyası yapardı. Bir gün ansızın fenalaşarak hastalandı. Bursa'yı hastaneye getirmişler. Üç gün yoğun bakımda kaldı. Ben onu yoğun bakımda dolaştım. Tabii ki o hiçbir şey bilmiyordu. Ağzından köpükler gelmiş. Onları sildim. Üstünü değiştirdim. Başının örtüsü açılmış onu örttüm. Çünkü başı açık hiç dolaşmazdı. Hiç çocuğu olmadı. Evlatlık alıp büyütüp evlendirmişti. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı. Kocası hala yaşıyor. Birkaç kere ziyaretine gittim. Şimdilerde nasıl bilmiyorum. İnegöl'e gidersem yine uğramayı düşünüyorum. Çok sessiz bir kişiydi, pek çalışmazdı. Zavallı halam, ne yapayım, o benim kaderim deyip eve o geçindiriyordu. Mekanı cennet olsun. Abdestinde namazındaydı. Herhalde cenneti kazanmıştır. Cevri alamı çok küçük vermişler, 13 veya 14 yaşında. Sokakta oynarken komşunun oğlu kaçırmış halamı. Namus gitti deyip evlendirmişler. Fakat evliliği yürümemiş, ayrılmış. Büyük halam Refiye İstanbul'da evliymiş. Onda kalmış bir müddet. Orada tekrar Zonguldaklı, de memur bir beyle evlenmiş. Çok mutlu olmuş. Sessiz, terbiyeli, saygılı bir beydi Hüseyin eniştemiz. Bir kızları olmuş, adı Zuhal. Halam şimdi onlarla oturuyor. Yıllarca Üsküdar'da oturdu, kendi evi vardı. Enişte vefat etti, yalnız yaşadı epey zaman. Biz gidince niye edireceğine şaşırırdı. Bir odası vardı, tamamen erzak doluydu. Yeğenleriyle kıvanırdı. Herkesin resmini vitrine koyardı. İstanbul'a gidince ziyaretine gidiyorum. Telefonda hatırını sorarım. Büyük olarak yalnız o kaldı ailede. İki kere küçük olduğuma götürdük. Tarih gibi her şeyi anlatıyor bize. Biraz tarihleri karıştırıyor. Oğlum ve ben düzeltiyoruz. Ailede ben ve halam tarih gibiyiz. Unutmamak için yazmaya karar verdim. Yıllardır düşünüyordum yazmayı. Çocuklarıma ve torunlarıma beni unutmamaları için ve de aileyi tanımalarına yardımcı olsun diye hatırladığım kadarıyla bir soy ağacı bırakmayı düşündüm. Ancak şimdi zaman bulup yazıyorum. Hastalanıp enfaktüs geçirdim. Bypass ameliyatı oldum. Evde istirahat ederken bir taraftan da yazıyorum. Damadım yazar. Sanırım bana yardımcı olur. Bunu bir kitap haline getirmesini istiyorum. Tabii yıllar geçmiş yazmadım. Hatalarım olabilir. Biricik damadımın bu yazıları süsleyerek kitap haline getireceğine inanıyorum. Tabii sağlığımda getirirsem memnun olurum. Şimdi gelelim işin en güzel yanına. Babam sahfet, annem Sabriye birbirlerine aşık olmuşlar. Annem yine gölün Orhaniye mahallesinde, babam Kemalpaşa mahallesinde oturuyormuş. Park varmış iki mahallenin arasında. Orada görmüşler birbirlerini. O zamanlarda konuşmak görüşmek yokmuş. Çekirdek satan biri varmış parkta. Mektup yazıp kibrit kutusuna koyar, çekirdekçiye verip anneme iletirmiş babam. Bir de babam Orhaniye mahallesinden bir delikanlıyla arkadaşlık yapmış. Şekerci Ragıp derler. Ragıp amcayı gözcü koyarmış annemi o mahallenin delikanlıları rahatsız etmesin diye. Bunlar mektuplaşmaya başlamışlar, iş alevlenmiş. Aileleri araya sokmuşlar. Baba dedem, ben Türklerden kız almam demiş. Anne dedem de boşnaklara kız vermem diye tuturmuş. Tabii gençler aşık, yangın bacayı sarmış, kaçmaya karar vermişler. Babam annemi kaçırmış baba evine. Dedem küsmüş, iki üç sene konuşmamış. Anneme düğün filan yapmamışlar. Annem ham meyveyi kopardılar dalından, beni ayırdılar nazlı yarimden. Ne sen gelin oldun ne ben güvey şarkısıyla ağlardı. Nişan ve nikah elbisesi dikmiş kendine. Olmayan nişanının resmini çekilmiş. Hatıra diye. Nikah olunca da nikah resmi çekilmişler. Tabi annemin yaşı küçük olduğu için, babası da küs olduğu için mahkeme kararıyla yaşını büyütüp nikah kıydırmışlar. Annem 16 yaşındayken yaşı 2 yaş büyümüş, nikahı kıyılmış. Bir erkek çocukları olmuş, adını İlhan koymuşlar. Çok güzel bir çocukmuş, Komşular derlerdi ki annem bir daha böyle güzel çocuk doğurmadı. Sarışın mavi gözlüymüş. Tabii komşular yanılmışlar. Biz anneme anneler gününde teşekkür ederdik bizleri böyle güzel doğurduğu için. Tabii bizler Allah'ın bir lütfuyuz. Sonra beş çocukları daha olmuş. Dört kız, bir erkek. Yeni evliyken babam Bursa'da Merinos fabrikasında iş bulmuş. Babam ortaokul mezunuydu. Bize diplomasını gösterirdi. Çok çalışkanmış. Ali Ülala ile bitirmiş okulunu. Sanırım o zamanların takdiri. 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş. Güzel Kur'an okurdu. Her Ramazan hatim okurdu. Ramazanda teravihleri değişik camilerde kılardı. İnegöl'deki camileri bitirir, köylere giderdi teravih namazı kılmaya. Bize de dinimizi, sevgiyi, saygıyı, tasarrufu öğretmiştir. Çok kültürlü, sevecen bir babaydı. Annesini küçük yaşta kaybetmiş, dört yaşındaymış. Refih halam da iki yaşında, kalmışlar annesiz. Dedem bir bakıcı tutmuş onları büyütmek için. Bayramlarda babam bizi götürürdü. Bu benim ablam, bizi büyüttü derdi. Ona çok saygı duyardı. Adı Meryem'di. Biz de ona Meryem teyze derdik. Annem Bursa'da duramamış, İnegöl'e dönmek istemiş. Bütün akrabaları İnegöl'de olduğu için Bursa'da sıkılmış. Babam Merinos'a memur olarak girmiş. Derdi ki, İnegöl'e dönmeseydik ben Merinos'ta müdür olurdum. Kısmet değilmiş. Babamın askere gitme zamanı gelmiş. Evlendiklerinde babam 18 yaşındaymış, askere gidecek, annem çok genç. Annemi nereye bırakacak bir çocukla? Dedem küs. Babamın babası da küsmüş eşya yüzünden. Bursa'ya taşınırken babası annenden kalan eşyaları al demiş. O zamanın eşyası ne ki? İki denk yapmış babam, bağlamış denkleri. Babaanne tarlaya haber yollamış. Saffet bütün evin eşyasını aldı diye. Dedemin değirmeni ve tarlaları varmış dedem. O kızgınlıkla gelip babama bağırmış. Babamın da canı sıkılmış. Elinle denkleri çözmüş eşyalara bir tekme vurmuş ve de hiçbir şeysiz Bursa'ya taşınmışlar. Bir hasır, bir tencere alıp tencerede pişirip kapağında yemişler. Tabii öyle kalmamış yavaş yavaş eşya edinmişler. Derler ya iki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Dedem kaymakama gitmiş. Bizi kayınpederle barıştır diye. Kaymakam bekçi ile dedemi çağırmış. Mehmet usta sizi kaymakam çağırıyor demiş bekçi. Tabii kaymakam en yetkili kişi. Dedem hükümet binasına gelmiş. Epey de korkmuş. Niye kaymakam çağırdı beni diye. Meğer babam yan adada oturuyormuş. Kaymakam gelmiş, halhatı sorup konuya gelmiş. Mehmet usta, damadın iyi birisi, gel affet ben sizi barıştırayım demiş. Tabii dedem yumuşamış. Babamı çağırmış kaymakam, dedemin elini öpsün diye. Babam, elini değil ayağını öperim demiş. Barışmışlar. Dedem annemi, babamı ve hiç görmediği torununu alıp eve götürmüş. Fakat anneannem dedemden gizli gizli annemi ve torununu görürmüş önceden. Babam askere gitmiş. O senelerde askerlik çok uzun. Dört sene askerlik yapmış babam. Ara sıra izin aldıkça gelirmiş. Anneannemin evinde ben ve kardeşim Servet dünyaya gelmiş. Babam askerden gelince ayrı eve çıkmışlar. Ben o zaman dört yaşındaydım. Kardeşim Servet iki yaşındaydı. Oturduğumuz evi hala hatırlıyorum. Beşik aralığı deniyordu sokağa. Anneanneme yürüyerek yalnız gider gelirdim. Evin girişte iki kapısı, uzun bahçesi, Bahçeye bakan iki odası, orta yerde hol. O zaman sofa denirdi. Arkaya bakan mutfağı, tuvalet ve banyosu vardı. Annem üçüncü çocuğuna hamile kalmış, düşük yapmış. Hatta dördüncü çocuğuna. İlk çocuğu İlhan iki yaşında ölmüş çünkü. Düşen bebeği kiremite koymuşlar, kırmızı bir şey, onu bile hatırlıyorum. Annem altı tane düşük yapmış. Sorduklarında kaç tane doğurdun diye, altı bütün altı yarım derdi. Kendi çabasıyla düşük yapıyormuş. Birkaç kere kansız kalıp Bursa'da hastanede yatmış. İyi ki sakat çocuk doğurmadım, kendim de sakat kalmadım derdi anacım. Çok uğraşmış bizimle. O yıllarda Türkiye savaştan çıkmış, kıtlık varmış, ekmek, patiska, karne ile dağıtılırmış. Babam bir ara iş bulamamış, kundura tamirciliği yapmış. Bizim bile ayakkabılarımızı tamir ederdi. Annem çok becerikliydi, dikiş dikerdi. Elinden her iş gelirmiş, uçan kuşun resmini yaparım derdi. Güzel de resim yapardı, Torunlarına çabucak leylek ve kedi resimleri yapardı. Çiçek yaparmış, çiçek ütüleri varmış, gelin başı süslermiş. Kaneviçe işlerdi. Renk uyumlarını güzel denk getirir, sarma işi de yapardı. Bizim çamaşırlarımıza elbiselerimizi diker, kilotlarımızı oyalar. Çamaşırlarımızın ön ve arka yakalarını işler, oyalardı. Bir yere hediye gidecekse namaz örtüsü alıp oyalar, hediye ederdi. Hala onun oyaladığı namaz örtülerini kullanıyorum. Pek yemek işini sevmezdi. Bana yemek yaptırmayın, önüme 50 tabak koyun yıkayayım derdi. Çok temiz çamaşır yıkardı. Üç su yıkar, üç su da dururlardı. Sabunlu kalmasın diye. Bize de öyle öğretmiştir. Güzel de ütü yapardı. Babam sonra maliye memuru oldu. Vergi tahsil ederdi. Perşembe günleri İnegöl'de merkez bir kahvede oturur, köylüler oraya vergi getirirlerdi. Ben de her perşembe günü öğle tatilinden çıkıp babamın yanına giderdim. Orada pide üstü köfte yerdim. Babamın berber Mahmut ve Rıza abi diye iki tanıdığı vardı. Orada da oturuyordu perşembe günleri. Onlar fakirmiş, dedem onları sünnet ettirmiş ve o aileye yardım edermiş. Yugoslavya'dan komşuymuşlar. Mahmut abi bizim saçlarımızı keserdi. Dükkana girerken bana, boşnak mısın derdi. Evet boşnağım derdim. Çıkarken de değilim işte değilim işte derdim. Boşnaklığın ne demek olduğunu bilmiyordum. Kötü bir şey sanıp ayrılırken dükkandan değilim derdim. Sonra Sevgi kardeşim dünyaya gelmiş. Arkasından erkek kardeşim. Adını dedemin adı Sami koydular. Ben erkek kardeşimin beşi insallardım. Daha yedi yaşındaydım doğduğunda. Ona yelek ve patik ördüğümü hatırlıyorum. Annemin çok başı ağrırdı gençlik yıllarında. Doktor, doğum yap geçer demiş. Annem de en küçük kardeşim Sema'yı doğurdu. Olduk beş kardeş. Saadet, Servet, Sevgi, Sami ve Sema. Daha Sema dünyada yoktu. Biz İnegöl-Orhaneye mahallesi Güneş Sokak'ta oturuyorduk. Evimizin karşısında bir arsa vardı, satılıkmış. Annem bu arsayı biz alıp oraya ev yapalım demiş. Dikiş dikip altın yapmış ve o arsayı almışlar. Babamın tanıdıkları da kimi çimento, bazıları demir verip evi tamamlamışlar. Planını annem çizmiş. Çok güzel bir bahçesi vardı. Karşıda kümes, yan tarafta küçük kümes. Küçük kümese horozu kapardı annem. Karşıya tavukları. Yan tarafa da kuzuyu koyardı. Bir de tavşanımız vardı. Babam bahçıvan getirtip şekilli şimşir ve de çiçek diktirdi bahçeye. Ön taraf çimentoydu. Bahçenin yan tarafında mutfak, arkasında tuvalet, onun yanında tulumba, su çekiyorduk. Taşlıkta divanımız vardı. Üstü asma ile örtülürdü. Üstünde renk renk ampuller. Sonra büsbütün sarmış asma gülü. Tabii babam Bursa'ya tayin olunca ev satıldı. Ben o bahçeyi unutamıyorum. Bir de kedimiz Uğur vardı. Ben kediden korkardım, kucağıma alamazdım. Babamın geldiğini kapının zilini çalmasından anlardı. Hemen koşardı kapının yanına. Babam da ona ciğer getirirdi. Sema kardeşim beni çok severdi. O doğduğunda ben ilkokul son sınıfa gidiyordum. Arkamdan ağlardı. Annem sen has annesi ben üvey annesiyim derdi. Az ileride bir akarsu vardı. Çişli bezlerini yıkardım akarsuda. Evin girişi uzun bir koridor. Oraya bakan yine uzun sofa, iki oda. İki odanın arası gömme dolap. Odalarda da iki gömme dolap vardı. Bir tanesi banyoydu dolabın. Odanın bir tanesi sokağa, bir tanesi bahçeye bakıyordu. Altı yüksek bodrumdu. Arka odanın altı kilerdi. Bütün yiyeceklerimizi orada saklardık. Öğle yemeklerimizi de orada yerdik. Bir odanın altı da odunluk. Girişinde de biz oynardık bodrumun. Arka tarafta babamın ayakkabı tamir yeri vardı. Ön tarafında camları vardı bodrumun. Villa gibiydi evimiz. Şimdi onu yıkmışlar, yerine apartman yapmışlar. Ben çok kez rüyalarımda o eve gitmişimdir. Hep kapısını açık görüp İterek eve girerdim. Ne zaman yıkıldı artık görmüyorum evimizi. Ben dört sene oturmuştum. Erkenden verdiler beni. Evimize doyamadım herhalde. O yüzden hep rüyalarımda gidiyordum. Hala bahçeli bir evin hayaliyle yaşıyorum. Çiçekleri çok seviyorum. İnşallah Allah çocuklarıma verir, kıvanırım. Bugün 15 Nisan 2009. Günlerden çarşamba. Saat sabah 7'ye geliyor. Ben hala uyumadım. Nefes darlığı çekiyorum, yatamıyorum. Akşamdan biraz uyudum. O bana yetti. Saatlerdir yazıyorum. Hava biraz soğuk. Kaloriferi açtım. Dışarıda kuş sesleri. Baharlar ve de çiçek açmış. Hayat güzel, yaşamaya değer. Sıkıntım olsa da geçecek inşallah. Ameliyat olalı bugün 16. gün. Yazar mı olacağım durmadan yazıyorum saatlerdir. Döneyim yine çocukluğuma. Yazlarım İstanbul'da geçerdi. İki halam, dayım orada oturuyorlardı. Halalarım Üsküdar, dayım Küçükyalı'da oturuyordu. Babam tatilde kardeşlerini görmeye gider, beni de bir de kardeşlerimden birini götürürdü İstanbul'a. Ben İstanbul'u çok severdim. Gitmesem özlerdim. Büyük halamda kalırdım. Halam beni Beyoğlu'na, Kapalı Çarşı'ya, Mısır Çarşısı'na götürürdü. Eniştemin Kapalı Çarşı'da kuyumcu dükkanı vardı. Ona uğrardık halamla. Bir yerde yemek yerdik. Hafta sonları da gazinoya giderdik. 12-13 yaşlarındaydım. Eniştem, gazetelere bak nerede güzel program varsa oraya gidelim derdi. Sonra vazgeçerdi. Ben de kızardım. Söz verdin götüreceksin derdim. Halam da inanma sen ona seni kızdırıyor derdi. Yine giderdik. Salacak gazinosu, Sarayburnu Sahil Park gazinosu, Belediye gazinosu, Gülhane Parkı'na giderdik. Küçük yalıda dayımlarda da kalırdım. Dayım da sirklere götürürdü. Gündüz yengeme alışveriş yapmaya giderdim. Erenkeyi istasyonunun karşısındaki manavdan kasaptan alışveriş yapardım. Haftada bir günde trenle Pendik Pazarına giderdik. Yengemin evi çok kalabalık olurdu. Dayımın halası Emine hala, teyzesinin kızı Sabahat, Ülker ve ben olurduk. Ülker anneannemin halasının torunu. Hukuk fakültesinde okuyordu. Ada pazarlıydı. Ailesi orada yaşıyordu. Bir gün bizi İstanbul Üniversitesi'ne götürdü. İki erkek arkadaş getirdi yanımıza. Biri Ahmet, biri Hasan dedi. Tabii İnegöl'de ilkokuldan sonra erkek arkadaşlığı yasak olduğu için ben çok şaşırdım. Bize soruyorlar nerede okuyorsunuz diye. Hemen Sabahat atıldı. O benden iki yaş büyük, ben lise, benim için de ortaokulda okuyor dedi. Bursa'da altı parmakta okuyoruz diye yalan attı. Biz o yıllarda İnegöl'de oturuyorduk. Ne tesadüf ki annemler ve Sabahat'lar yıllar sonra Bursa'da altı parmakta oturdular. Sabahat dört sene önce vefat etti. Beni aldı bir korku, hangi okulda okuyorsunuz diye veya derslerden bir şey sorarlar diye epey heyecanlandım. Ülker de daha sonra İznik'e evlenmiş. Bir dönem eşi belediye başkanlığı yapmış İznik'te. Dayımın saç ustası vardı. Ara sıra o da dayımlarda kalırdı. Saççı Muzaffer. Çok yakışıklı bir çocuktu. Ülker'le epey kırıştırmış ben tesadüf etmedim. İzni'ye gitmiştik dernek arkadaşları ile. Ülker'in eşinin matbaası varmış. Dükkanını buldum. Evini öğrendim ama zamanım olmadı aramaya. Ben de ilkokulu bitirdikten sonra annem beni mahalle terzisine verdi. Arkadaşıydı annemin. Bekardı, evlenmemişti Zehra teyze. Altı ay gittim terziye. Nişanlandı sonra Zehra teyze. Dışarıdan dekiş almadı. Bir de İkbal diye 14 yaşında bir kız arkadaş vardı. Zehra teyzenin annesi bir de ninesi vardı. Ninesi Emine'ninle mahallenin ebesiydi. Tabii benim de benmiş. Bunamıştı. Zehra teyze annesiyle çarşıya çıkarlardı. Nişanlısına kumaş almaya. O yıllarda hazır bir şey yoktu. Gömlek, pijama, çamaşır alıp dikerlerdi. Zehra teyze biçer biçer, biçer bize gösterir. Biz de teyal yapardık. Edremitliydi nişanlısı Hıdır Bey. Zehra teyze evlendi. Meral adında bir kızı olmuş. Bir gün bana gömlek yakası taktırdı. Eskiden yakalara balina takılırdı. Tela yoktu. Ben yakanın balina takılacak kısmını yakanın yüzüne takmışım. Tabii ki söktüm. Ondan sonra daha dikkatli taktım. Emine kapıyı açık bulduğu zaman evden kaçardı. Beyaz bir çarşafa sarılır, ayağına da takunyaları giyer, sokağa kaçardı. Yolda görenlere de annesine gittiğini söylermiş. Annesi öleli yıllar olmuş oysaki. Alzheimer hastaları eskiyi hatırladığı için annesinin yaşadığını sanıyormuş. Üstünde kaputana bir yeleği, başında da takkesi vardı. O zamanlarda yaşlılar başlarına takke giyerlerdi. Saçları döküldüğü için başı üşüyordu sanıyorum. Takkenin üstüne de yemeni takardı. Yeleğinin ceplerine kiremit tozu topluyordu. Kına sanıyordu kiremit tozunu. Çok düzgün çamaşır katlardı, aynen ütülü gibi. Bizden kapıyı açmamızı isterdi, açmayınca beddua ederdi. ''Sevgi kardeşimin ahireti vardı o yıllarda, adı Fatma. Bizim eve gelir giderdi. Sevgi 9-10 yaşlarında, ben 14 civarında olmalıyım. Fatma'nın babası Ahmet, sıhhi Ahmet derlerdi. Babamın arkadaşıydı, karısı köylüydü. Beğenmezdi annem kadını, görüşmezlerdi. Fatma'nın ağabeyi Assubay'dı, beni beğenirdi. Ama annem hiç istemedi tabii görüşmemizi, sürekli beni takipteydi. Arka bahçeden çıkıp Hilmiye'lerin evden Assubay'ın mahallesine kaçıp görüşmeyeyim diye.'' Fatma'nın eve gelmesini de istemedi annem. Bana bir mektup falan vermesin diye. Fatma gelince hep yanımızda otururdu mektup taşıyıp ağabeyiyle aramızı bulmasın diye. Çok takip etti, salmadı beni annem. Ondan sonra da Selim'le nişanlandım. Nişanlıyken her hafta sonu gelirdi Selim. O zaman babamların durumu yok, her gelişte çikolata getirirdi. Bir sonraki haftaya kadar çikolataları azar azar yerlerdi kardeşlerim. Selim gelince bir merhaba der, öper, severdi sevgiyi ve semayı. Sevgi 11 yaşlarında, Sema 2-3 olmalı. Sami de 8 yaşında. Sonra annem çocukları aşağıya mutfağa gönderirdi. Tabi Selim'le yalnız bırakmaz yanımızda otururdu annem. Nişanımız İnegöl'de bir salonda oldu. Kayınvalidemler Bursa'ya oturuyordu. Bursa'ya evlendim. Bursa'daki evde en alt katta çamaşırhane vardı. Paket taşlı. Üstünde bir oda, bir de mutfak vardı. Onun üstünde bizimle Mükerrem ablamların odası. Kayınvalidemin odası da en üst kattaydı. Çarşıya bakan bir de balkonu vardı üst katta. Evlendiğimde Eltim'in çocuğu Meral doğmuştu. Zuhal'e de hamileydi. Evlendikten bir yıl sonra Sedat doğdu. Kırkını çıkartmaya İnegöl'e gittik gezmeye. Sedat'ı göreceğiz diye sevgi Sami Sema çok sevinmişler. Tabi annem yanıma gelmişti Sedat doğduğunda ama kardeşlerim ancak kırkı dolduktan sonra gördüler Sedat'ı. Selim kardeşlerime her İnegöl'e gittiğimizde çikolata götürmeye devam etti Sedat doğduktan sonra da. Kardeşim Sema'ya da parlak gözlü bir oyuncak ayı hediye etmişti bir defasında. Aralarında çok az yaş farkı var ama Sedat bir buçuk iki yaşında konuşmaya başladıktan sonra teyze demeye başladı hep Sema'ya. Sema da koca kadınlara teyze derler diye çok ağlardı yedi yaşlarındayken. Sedat ufakken emeklediği dönemde Zuhal küçüktü, kıskanırdı herhalde Sedat'ı. İter bazen de kafasını ısırırdı. O dönemde Sevgi'yi Bursa'ya getirir bırakırdı bazen annemler. Ben iş yaparken Sevgi çocuklara göz kulak olsun diye. Tabi Sedat emeklerken Zuhal peşinden koşarmış, Sevgi de hiç oturamazdı, koşup Sedat'ı yakalayıp kucaklardı Zuhal ısırmasın diye. Bir gün sıkılmış hep peşinden koşmaktan, balkonda bir kuş tüyü bulmuş bir gün, o tüyü görünce Zuhal korkmuş kaçmış. Sevgi de akıl edip o tüyü Sedat'ın beline bağlamış. Zuhal bir daha yaklaşmadı Sedat'a o tüy takılıyken, ev halkı hepimiz gülüştük. O yıllarda Tahtakale çarşısındaki bir eve geçmiştik. Kayınvalidem sevgiyi alışverişe yollar, kendine de istediğini al derdi. Babam İnegöl'de tahsildarlığa devam ediyordu. Ben evlenince servet ve sevgiyi götürürdü yanında tahsilata. Yetişemezmiş tutanakları yazmaya, servet ve sevgiye yazdırırmış. Serveti de ilkokuldan sonra okutmadılar, sanat okuluna verdiler. Sevgiye sıra gelince babam annemi kandırdı, onu ortaokula yazdırdı. Siyah önlüğü vardı sevginin, bekçi şapkası gibi bir de şapkası, Sevgi o zamanlar çok hamarattı. Anneme ev işlerinde çok yardımcı olurdu. Hiç istemedi annem sevginin de okula gitmesini. Dedeme, Saffet sen bunu yazdırdın ama büyüyünce bu bizi saymaz. Bak Servet de evlenince kim iş yapacak evde bana der, şikayet ederdi. Bir dönem gidebildi Sevgi ortaokula. Sonra köylerden dikiş gelmeye başladı anneme. Servet de tabii çeyiz işlerini yapıyor ev işleri dışında. Annem sonunda kandırdı babamı. Birinci dönemin sonunda okuldan kaydını almaya gidiyor babam kızın kaydını sildireceğim demiş müdüre. Saffet Bey çok güzel okuyor çocuk bırakın sildirmeyin demiş müdür. Annesi öyle istiyor demiş babam. Müdür annesini getirin o zaman demiş ama gelmez demiş babam. O gün Sevgi'yi de okuldan aldılar. Sonra onu da sanat okuluna gönderdiler. Aramızda en çalışkanımız Servet'ti. Matematiği çok kuvvetliydi. Sevgi'nin de ezberi çok iyiydi. Şiirler ezberler çok güzel duygu katardı okurken. Okulda bayramlarda okuturlardı Sevgi'ye şiirleri. Sonra belediyeye de götürdüler. Orada hoparlörden şiir okurdu Sevgi. Çikolata falan verirlerdi okuyunca. Tabii bunlar daha önce ilkokuldayken. Sevgi 14 yaşındayken babamın tayini çıktı, Bursa'ya taşındılar. İlk evleri Namazgahtaydı. Önünde bahçesi olan çok güzel bir evdi. Bursa'da sanat okuluna yazdırdılar Sevgi'yi. Okul Maksem'de, pastanenin oralardaydı. Sevgi bir arkadaşıyla beraber yürürdü okula. Orada da başarılı olunca babamın arkadaşları bu kızı sanat okulu öğretmeni olması için Ankara'ya gönder demişler. Annem ona da izin vermedi. Bursa'ya taşınınca namazgahtaki o evlerinden ailecek mahfele oturmaya giderdi babamlar. Köşedeki muhallebiciye uğrar, yürüye yürüye eve giderlerdi. Akşamları mahfelde erkekler otururdu. Sema ile sevgi büyüdükçe çok güzelleştiler. Erkekler çok dikkatli bakınca rahatsız olmuşlar, azaltmışlar gitmeyi. Saadet Hanım'ın hikayesinin devamını merak ediyorsunuz muhtemelen ama maalesef şimdilik bu kadar. 12 Kasım 2017'de uzun süren rahatsızlığının sonunda kaybettik sevgili annemi. Cenazesi için Türkiye'ye gittiğimde amca kızım Meral ablam verdi yıllar önce bizim için anlattığı hayat hikayesinin olduğu not defterini. Keşke 2019'da kalp krizi geçirdiğinde ve sonrasında da bypass ameliyatı olduğunda evde iyileşmeyi beklerken daha fazla yazabilseydi bizler için diye düşünmeden edemiyor insan. Hikayenin son kısmını annemin vefatından sonra Bursa'da geçirdiğim süre içinde teyzelerim Sema ve Sevgi'nin anlattıklarından biraz ben tamamladım. Ama Türkiye'de geçirdiğim günler sınırlı olduğu için benim de ekleyebileceklerim sınırlı kaldı. Bir sonraki Türkiye seyahatinde ailenin geri kalan fertleriyle konuşup Saadet Hanım'ın hikayesinin devamını yazana kadar şimdilik hoşçakalın.